Hayırlı iftarlar sevgili Vizyoner'i 8 izleyenlerimiz, İstanbul'da Ramazan programımızı bugün de Maltepe'den sunuyoruz. Maltepe'de organik pazar alanındayız. Kapalı pazar alanında her gün burada iftar programı yapılıyor ve iftar veriliyor. Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü her gün burada sıcak çorbayla Maltepe halkı orucunu açıyor. Hayırlı iftarlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de hayırlı Ramazanlar. Evet, Maltepe'deyiz. Organik alandayız ve organik pazar alanında sevgi sofralarında birlikteyiz. Evet. Her yıl olduğu gibi bu yıl yine beraberiz. Çok memnunuz. Geçen yıl da gelmiştik. Bu sene de bir ziyaret edelim dedik. Misafir olalım dedik sofranıza. Ramazan sizin için ne ifade ediyor? Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşım, sevgi, sabır yani özellikle. Evet, hep birlikte geliyoruz. Hepimiz aynı havayı soluyalım diye. Onlar da görsünler diye. Bir şey değil. Hoş bulduk. Ece Aslı. Çok güzel. Allah razı olsun. Belediyemizden, hizmet eden vatandaşlardan. Ben Samsun Anesi'ndeyim. Dün akşam benim güzel bir programım oldu. İnşallah internette ve televizyondan yayınlayacağız. Hüseyin Şimşek vardı bizim yöresel sanatçımız. Sami Korkmaz, Rama'ydı. Sahneyi coşturdular. Çok keyif aldım bak. Nasıl? Evet. Bak, 25 tane derneğimiz var. Hepsi hizmet görüyor. Bak, Allah razı olsun belediyemizden. Saygı duymak lazım. Geliyor, kendisi başkanımız, özellikle bak şimdi yemeğini dağıtıyor, vatandaşa hizmet ediyor. Her belediye bunu yapmaz. Bu bir gerçek. Bunu inkar etmememiz lazım. Çok saygılar. Hayırlı Ramazanlar hanımefendi. Teşekkür ederim. Sizi gözü daha iyi oldu. Evet. Çok beğeniyoruz yani. Maltepe Belediye'miz çok güzel bir ortamda, iftar soframızda bizleri sevgi sofrasına buluşturuyorlar. Neler söylendi? Allah razı olsun. Böyle bir organizasyon düzenlediği için çok mutluyuz yani. Fırsat buldukça geliyor. Böyle bir kalabalıkta bulunmak bizi mutlu ediyor. Allah razı olsun. Hepinden çok memnunum. Yeni gelen kardeşlerimize... Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazreti Eyyub'un arabası her sabah yok, saat 9'da yukarıda oturuyorum biraz daha. Muhtarlıklarımızın önünde. Hani hep, evet, çok güzel yani böyle bir ortamda bulunmak bizi de mutlu ediyor. Allah razı olsun Ali Kılıç'tan. Teşekkür ederiz yani. Hayırlı Ramazanlar. Bandırma'dan, Balıkesir Bandırma'dan geldik. Sayın Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Sayın Belediye Başkanı'nın çok selamı var. Onu ilettik işte. İftar yapalım dedik. Yine dönüşte görüşeceğiz. Çok güzel. Geçen sene de geldim. Bu sene ikinci sene. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Kapalı alan. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bizim Bandırma'da da aynısı var. Bandırma'da çadırımız şeyimiz var. Çok güzel. Burası da daha güzel tabii. Oldu, sağ ol. Türkiye'mizin her yeri farklı güzel sevgili izleyenlerimiz. Edirne'den Kars'a, Ardahan'a her yerde böyle güzel ortamlarda iftar sofraları kuruluyor. Biz tabii iftar sofraları kimlerle güzelleşiyor? Katılımcılarımızla güzelleşiyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maltepe'de Ramazan sevgi sofralarındayız. Evet. Neler söylerim? Emeği geçen belediye başkanı Ali Kılıç'tan hizmetlere kadar hepsine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kabul olsun, hayırları kabul olsun diyoruz. Evet, neler söylemek isterim? Ben de belediye başkanımız Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutluyum. Ben memnunum. Sürekli geliyorum. Allah razı olsun emeği geçen bütün herkesten. Teşekkür ederim. Sevgi sofralarındayız. Neler söylemek istersin? Ne kadar güzel bir duygu. Bu kadar insanların bir arada olması. Çok güzel bir duygudur bu aslında. Yani Ramazan'ın vermiş olduğu güzel bir güzellik de var burada tabii. Belediyemizin de böyle bir etkinlikte bulunması çok güzel bir şey yani. Gerçekten de takdir edilecek bir konu. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
Gerçekten böyle bir etkinlik. İlk defa bulunuyorum. Onur verdim. Bununla birlikte çok mutluyum sizlerle tanıştığımız için. Halkımızın içerisine girmek daha da beni onurlandırdı. Hem duygu hem onur ikisi bir arada. Sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepimizin Ramazan-ı Şerif'in kutlu olsun. Ne güzellikti. Bu güzelliği hep beraber teneffüs ediyoruz. Hep beraber güzellikleri yaşıyoruz. Ramazan dışında bu günleri bulmak, yaşamak çok kolay değil. Bu da Allah'ın lütfu. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgi sofralarındayız. Evet canım, çok sağ olun, teşekkür ederiz. İftarımızı açmaya geldik. Evet, arkadaşlarla geldik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun, böyle bir imkan verdi. Biz de zevk alıyoruz. Herkese afiyet olsun. Başkanımızdan memnunuz. Çalışmalarını, şeylerini takip ediyoruz. Gayet iyi, gayet güzel. İftar etmeye geldik. Allah razı olsun, böyle bir imkanı sağladığı için. Her sene yapıyor. Ne bileyim, güzel yani. Memnunuz. Merhaba efendim. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet, güzel bir akşam. Evet, çok güzel. İftar çadırındayız. Ve hep beraber orucumuzu açmak için geldik. Ramazan coşkusunu burada daha güzel yaşıyoruz. Öyle yani. Çok güzel, çok mutluyuz, memnunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Hepinizden. Mutluyuz. Çok güzel. Evet, evet. Evet, diyalog çok çok güzel diyalog. Vallahi güzel, mutluyuz, memnunuz. Sağ olun. Hepinize. Ezan saatini bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz ve bugün de ezan saatini Maltepelilerle bekliyoruz. Ramazan ayınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle kutlu olsun. Sevgi sofrasındayız. Neler söylemek istersiniz Maltepe'de? Vallahi ben aslında yurt dışında yaşıyorum. Buraya misafir değil, tatile geldim. Ve bu atmosferi de çok istiyordum görmek ve bugün ilk günüm ve çok güzel, çok beğendim. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben memnunum belediyeden. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben taş istemiştim. Taşı getirdiler. Bir de Allah bu bolluğu bizden almasın. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet efendim. Evet. Sofralarımızı paylaşıyoruz bugün Maltepe. Biz Maltepe'nin çok eskilerindeniz. Buraya belediye başkanımızın sayesinde, çok teşekkür ediyorum kendisine, bu sofraları bize açtığı için. Şu anda çok mutluyum. İnanın ki şu coşku, şu kalabalık bana çok büyük bir heyecan verdi. Sizin de bana mikrofon tutmanız beni memnun etti. Ben size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, nasıl buldunuz? Harika. Allah razı olsun herkesten, sebep olanlardan. Sağ olsunlar. Allah kabul etsin herkesin orucunu. Sevgi paylaşılıyor ve çocuklarımızla birlikte gelmiş. Evet, çok güzel. Onlar için de çok güzel bir atmosfer. Ramazan'ın özelliğini anlatıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Kimlerle geldiniz çocuklardan? Arkadaşlarım, komşularım. Komşular. Hep birlikte sevgi sofrasında buluştuk. Evet, çok güzel. Ramazan ayı nasıl geçiyor? Ramazan ayı, çok teşekkür ederim. Güzel, teşekkür ederim. Sevgi sofralarında buluşuyoruz. Teşekkür, sofralara güzel, çok güzel. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok iyi, güzel. İlk kez geliyoruz. Çok güzel, evet. Devamını bekliyoruz. Çocuklarınızla beraber. Evet. Peki, neden çocuklarınızı getiriyorsunuz? Güzel bir soru. Ramazan ayında. Ramazan ayında hep beraber tüm Müslümanlar bir arada geçirelim diye. Öğrensinler şimdiden. Evet. Her şey kafalarında kalsın. Evet, evet. Ne öğrenirlerse bir yaş öğrenirler. Evet, doğru, doğru. Peki efendim, tekrar hoş. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz ablacığım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, nasıl geçiyor Ramazan? Çok güzel gidiyor. Çok güzel geçiyor. Yani ne susuzluk ne açlık aklımıza geliyor. Yani Maltepeliler için teşekkür ederiz. İftar çadırı için. Nasıl geçiyor Ramazan Maltepe'de? Güzel geçiyor. Çok memnunuz belediyemizden de. Öyle. Ramazan ayı peki sizin için ne ifade ediyor? Yani benim için çok şey ifade ediyor. Özellikle dışarıda yapılan iftarlar olsun, işte böyle güzel ortamlar. Yani bir değişiklik oluyor bizim için de.
hem nefsimizi terbiye adına yani öyle. Ve Maltepe Belediyesi çok güzel düşünmüş. Evet. Eski sofralarında tüm Maltepe'lilerle bir arada. Kesinlikle zaten Ali Kılıç Bey'i buradan yani sevgiyle selamlıyorum. Çok memnunuz belediyemizden de öyle. Merhabalar, çok teşekkürler Esra Hanım. Bir Maltepe'li olarak sevgi sofralarında Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç bizleri bir araya getirdi. Neler söylemek istersin? Belediye Başkanımız her yıl güzel etkinlikler yapıyor böyle Ramazan anlamında, sevgi sofrası anlamında. Birçok insanı böyle bir araya topluyor. Gerçekten güzel yani. Maneviyat anlamında da daha güzel. Onu da ifade etmeden geçmemek lazım. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Sana yeni kutluyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Ve sevgi sofralarındayız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Ramazan coşkusu çok güzel ve farklı yaşanıyor. Evet, çok güzel yaşanıyor. Çok huzurluyuz, mutluyuz. Evet, sen niye geldin buraya? Hoş geldin. Eğlenmek için. Eğlenmek için geldin. Ramazan onun için geldin. İftarını açıyorsun. Maltepe'de Ramazan nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Kardeşlik içerisinde güzel geçiyor. Peki sevgi sofralarını nasıl buldunuz? Süper, harika. 3 senedir zaman zaman geliyoruz. Çok güzel, kardeşlik içerisinde. Güzel. Allah kabul etsin herkesin orucunu. Ben size laf söylemek isterim. Allah insanlığa huzur versin, Allah insanlığa bereket versin. İnsanlığın hayrına olsun inşallah her şey. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar. Nasıl güzel bir ortam, komşularla, akrabalarla, Maltepe'lilerle birlikteyiz. Evet. Arkadaşımı ben getirdim bugün buraya. Sayenizde davet ettim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hep beraber yapıyoruz. Allah kabul etsin. Maltepe'de Ramazan coşkuyla yaşanıyor. Ve siz de ezan saatini beklerken de Yunus Emre'nin Divanı ve Açıklamaları kitabını okuyorsunuz. Evet, sadece o değil. Mevlana'nın güzel bir eseri var. Ok gibi doğru olsam yayla atarlar beni. Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni. Doğru da aç görmedim ama eğride de tok görmedim diyor Mevlana. Menzil alır doğru ok diyor. Yunus Emre divanından bir şey daha söyleyeceğim size. Cümleler doğrudur ben doğru isem. Cümleler doğruymuş ben doğru isem. Ama diyor doğruluk bulunmaz ben eğriysem diyor. En sonunda karaca olan bir şey söylüyor. O da diyor ki yolun doğrusunu buldun mu gönül. Gönüllere sesleniyor ama bunun da yayınlanmasını istiyorum. Tabii yayınlayacağım. Evet, Yunus Emre Çelik'im ben. Afyonluyum. Çok güzel. Yazmayı çok severim, şiiri severim, kitap okurum, bir şeyler yaparım, üretmeyi çok severim. Peki burayla ilgili neler söyleyeceksin? Burayla ilgili söyleyeceğim çok şey var. Çok şey var ama en baştan alayım ben şimdi. Ali Kılıç Bey'in bir sözü var. Sevgi kazanır. Önce sevgi, önce sevgi, onca sevgi. Yani çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insan benden küçük olabilir. Benden yaşta çok küçük ama çok saygı duyuyorum ben o beyefendiye. Çok sevgi duyuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza saygılarımızı sunarız. Hayırlı, herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Evet, ezan saatini bekliyoruz. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür, Allah şükür olsun. Güzel geçiyor, nasıl geçecek? Güzel. Bundan iyisi can sağlığı. Doğru, bundan iyisi can sağlığı diyor. Tamam. Sevgi sofralarında Maltepe'deyiz bugün de. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Ramazan ayımız elhamdülillah çok güzel geçiyor. Rabbim yine senelere kavuştursun inşallah. Siz de ailenizle beraber geldiniz. Aynen öyle. Çocuklarımla, ailemle birlikte geldim. Maltepe Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Sağ olsun böyle bir etkinlik düzenlediği için. Tabii çocuklarımızı getirmemiz de çok güzel. Onlar da Ramazan coşkusunu yaşıyor. Aynen öyle. Gelecek nesillere yetişmesi açısından, birlik beraberliği öğrenmek açısından bu birliğin olması çok iyi bir şey. Maltepe Belediyesi'nde bunu sağlamadığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. الذين يبلغون رسالات
يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى لله تعالى
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Maltepe'mizin değerli Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan Beyefendi huzurlarınızda sizlerle hasbihal edecek efendim. Buyurun Sayın Müdürüm. Çok değerli Maltepe'liler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin. Havada biraz bozuk. Bir espriyle başlayayım. Madem öyle, tabii ben düşünüyordum ki bir sunum hazırladım aslında, böyle kalabalık bir gruba hitap edeceğim diye. Ama yağmur tabii buna imkan vermedi gibi. Adamın birisi böyle benim gibi sohbet etmek için bir salona gelmiş. Bakmış ki salonda böyle bir kişi oturuyor. Demiş ki konuşayım mı konuşmayayım mı? Şimdi ben de arkadaşlara sordum aslında, konuşayım mı konuşmayayım mı? Sorduğu kişi demiş ki konuş. Ben dinleyeceğim demiş. Herhalde siz de dinleyeceksiniz inşallah. Ardından konuştuktan sonra bir iki saat konuşmuş. Konuştuktan sonra bildiğiniz bir hikayedir. Demiş ki nasıl buldun konuşmamı? Sorduğu kişi demiş ki ben demiş affedersiniz at bakıcısıyım demiş, at bakıcısı. Bir ahıra girsem ahırda 50 tane at olması lazım gelirken bir tane at olsa o atın yemini verirdim demiş. Espriyi bilmem anladınız mı ama yani diyor ki ne kadar kişi varsa, kaç kişi varsa ben kim geldiyse onlara konuşurdum demiş. Ama demiş 50 atın yemini de bir ata vermezdim demiş. Espri burada. Tabii biz de şimdi size 2 saat konuşacağız diye hesaplarken, 1 saat konuşacağız diye hesaplarken dediler ki hava bozuk, 5-10 dakika konuş yeter dediler. Dolayısıyla sizi çok meşgul etmeyeceğim. Çok kısa. Burada oturanlarınız çok böyle sıkılmadan birkaç cümle söylemiş olalım. Ya bu gözüme geliyordu onun için. Burası da biraz. Şimdi iyi mi? Görüntü iyi diyoruz. İyi. Pek böyle görüntü vermeye alışkın değiliz. Yani artistler gibi böyle çok şey yapamayız ama gene de biraz ağzımız laf yapıyor. Efendim ben tabii ki biraz sizlerden Maltepe'deki eğitimden bahsetmek isterdim. Eğitimin ne olduğundan bahsetmek isterdim. Ama gerçekten şu anda namüsait şartlar içerisinde çok bunların üzerinde durmak mümkün değil. Şimdi burada anne baba olarak varsınız. Çocuklarımız var. Mesela size sorsam anne ne demektir? Baba ne demektir? Bunlar üzerinde biraz düşünmemiz lazım geldiğini düşünüyorum aslında. Yani annelik nedir, babalık nedir? Yazarın biri diyor ki
annelik diyor doğurmak değildir, babalık da doyurmak değildir diyor. Şimdi dolayısıyla sadece doğurmak ya da doyurmak yeterli değil demek ki. Onun için mutlaka anne baba olarak hepimizin üzerimize düşen görevlerimiz var. Bu görevlerin mutlaka anne baba olarak bizler tarafından yerine getirilmesi lazım ki gelecekteki nesillerimiz yani evlatlarımız arkamızda dönüp baktığımızda böyle ayıflanacak, keşke diyeceğimiz evlatlar olmasın. Dolayısıyla ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum zamanınızı da çok almadan. Eğitimde gerçekten anne babaların rolü çok büyük. Eğer yansıtabilseydim ben burada size bazı slaytlar getirmiş idim. Yansıtabilseydim çocukların duygularını, anne babaların duygularını yansıtarak karşılıklı, hani bugünün tabiriyle empati diyoruz ya, empati denilen yani kendimizi çocuğumuzun yerine koymak ya da çocuğumuzun efendim anne babanın yerine kendini koymasını biraz irdelememiz lazım. Çünkü herkes kendi tarafından baktığı zaman farklı görüyor. Şimdi siz oradan bakıyorsunuz, buradaki efendim yazıyı görüyorsunuz ya da bu perdeyi görüyorsunuz. Ben de buradan bakıyorum, sizi görüyorum, efendim alanı görüyorum. Dolayısıyla insanlar, herkes nereden bakıyorsa farklı görmüş oluyor. Yani insanlar baktıklarına göre görmüş oluyorlar. Dolayısıyla da çocuklarımızın eğitimi konusunda gerçekten anne babaların da bilgili ve bilinçli olma zarureti var. Yıllar önce bir kitapta okumuştum mesela. Diyordu ki bir Japon kızımız ile bir Türk genç evlenmeye kalkmışlar. Japonya'da nikah dairesine gitmişler. Nikah dairesinde memur demiş ki evlilik sertifikanız nerede demiş. Bizim Türk oğlan demiş ki o ne demek demiş. Biz öyle bir şey bilmiyoruz. O zaman nikah memuru demiş ki önce gideceksiniz. Evlilik sertifikası diye bir şey var. Onu alacaksınız. Yani önce evlilik nedir? Anne baba olmak ne demektir? Bunun sorumlulukları nedir? Bunları öğreneceksiniz. Ondan sonra geleceksiniz. Sizin nikahınızı kıyacağız demiş. Dolayısıyla anne baba olmak öyle hafife alınacak bir şey değildir. Anne baba olmanın sorumlulukları var. Mesela hadi Ramazan olduğu için biraz dini bir örnek vereyim size. Hazreti Ömer biliyorsunuz Halife Hazreti Ömer'e birisi geliyor. Oğlundan şikayet ediyor. Diyor ki benim oğlum beni dinlemiyor, saymıyor. Hazreti Ömer diyor ki ona oğlum seni niye saymıyor? Niye seni efendim dinlemiyor, itaat etmiyor? O zaman diyor oğluna da bir soralım bakalım oğlun ne diyecek? Oğlunu da çağırıyor, oğluna soruyor. Diyor ki oğlum diyor baban senden şikayetçi. Niye şikayet ettiriyorsun? Niye babanı üzüyorsun? Adam diyor ki, çocuk diyor ki affedersiniz. Halifem diyor. Babam diyor benden şikayetçi. Yani siz her zaman dersiniz ki anne babanın çocukları üzerinde hakkı vardır değil mi? Hani şimdi burada annelersiniz, babalarsınız. Diyorsunuz ki anne babanın evladı üzerinde hakkı vardır. Genelde hak hukuk konusu olduğu zaman aklımıza önce anne babanın çocukları üzerinde hakkı aklımıza geliyor. Halbuki diyor ki çocuk, peki diyor çocukların anne babaları üzerinde hakkı yok mudur? Elbette vardır diyor. İşte çocukların anne babası üzerindeki haklarından birisi de çocuklarına anne babaların iyi bir eğitim aldırmasıdır diyor. İyi bir eğitim aldırması, güzel bir isim koyması, bir meslek öğretmesi vesaire sayıyor. Sonuçta Hazreti Ömer adama diyor, dönüyor diyor ki ben adam diyor. Sen oğlunun sana asi olmasından şikayet ediyorsun ama aslında sen oğlun sana asi olmadan önce sen oğluna asi olmuşsun. Yani sen bir baba olarak evladına karşı görevlerini yapmamışsın ki şimdi evladından şikayetçi olma hakkın olsun diyor. Dolayısıyla değerli anneler babalar, hakikaten
Biz anne babalar olarak çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmamız lazım. Çocuklarımızın geleceğe güzel hazırlanmasını sağlamamız lazım. Ancak bir hususu daha vurgulayacağım. Yani ben ne kadar konuşma hakkım var arkadaşlar? Onlar asla bizi dinlemiyorlar. Biz konuşalım gene. Şimdi eğitimde bir problemimiz var. En azından burada olanlarınızla paylaşmış olalım. Eğitimdeki problemlerimizden birisi çocuklarımızı hayata hazırlamak değil, sınavlara hazırlama problemimiz var. Genel olarak hep anneler, babalar benim yanıma da geldikleri zaman şu okula nasıl gideriz, şu okul kaç puanla öğrenci alıyor gibi sorular soruyorlar. Çocuklarımızın daha iyi, daha güzel bir eğitim alması için, iyi bir insan olması için ne yapabiliriz, nerede okutabiliriz diye soran pek yok. Halbuki iyi bir insan olmadan iyi bir mühendis olunmaz, iyi bir doktor olunmaz, iyi bir öğretmen olunmaz, iyi bir anne olunmaz, iyi bir baba olunmaz. Bu aslında sadece bugünümüzün problemi de değil. Yıllar önce Mehmet Akif'in mısralarında okuyunca gördüm ki o zaman da bu problem varmış. Yani 100 yıl önce de bunlar problemmiş. Akif diyor ki mesela, başlattığı gün mektebe duydum ki diyordu rahmetli babam, Adem olur oğlum ileride. Annemse oturmuş paşalıklar kuruyordu. Ademliği geçtik, paşalık olsun o nerede? Amali tezat üzere giderken ebeveynin hep böyle harap olmada etfal ara yerde. Biraz belki anlamadınız ama özeti şu. Diyor ki anneler babalar diyor çocuklarının eğitimi için kafa yorarken diyor öncelikle diyor akıllarına makam mevki düşünürler diyor. Biri der ki diyor paşa olsun, mesela anne der ki diyor burada paşa olsun, baba da der ki diyor insan olsun, önce insan olsun. Çocuklar diyor böyle baba şu olsun, anne bu olsun derken diyor iki arada bir derede çocuklar harap olup giderler diyor. Şimdi böyle olmaması lazım. Gerçekten önce çocuklarımızın iyi bir insan, yarın bizim arkamızdan bizi hayırla yad edecek insanlar, nesiller olmaları lazım. Onların bazı değerlerle, bazı güzel hasletlerle yetiştirilmeleri lazım. Onun için anne baba olarak bunları da önemseyelim istiyorum. Anne baba olarak. Yani bizim okullarımızda çocuklarımızı maalesef böyle yarış atı gibi yarıştırıyoruz. Yani bu işin içerisinde olan bir kimse olarak ben de bundan şikayetçiyim ama maalesef bir çözüm de üretemiyoruz. Dolayısıyla değerli anneler babalar, çocuklarımızın iyi bir insan olmaları her bakımdan bizim önceliğimiz olmalıdır. Ben inşallah sizlerin bunu kale alarak, dikkate alarak çocuklarımızın geleceğini oluşturmada daha duyarlı ve dikkatli olacağınıza inanıyorum. Zamanınızı ben çok almayayım. Herhalde başka program var. Efendim onlar ikaz etmeden ben bitireyim değil mi? Bitireyim mi? Gene ses yok. Dolayısıyla konuşabilirim herhalde. Ha? Bitir diyorsun. 5 dakikada bitir diyorsun. Evet. İnsanoğlu enteresan bir varlık değerli anneler babalar. Bakınız biz önce kendimizi tanımalıyız. Önce insanın kendini tanıması lazım aslında. Her insan özeldir derler. Her insan özeldir. Gene şairin birisi öyle diyor. Haberdar olmamışsın kendi zatından hala sen. Muhakkar bir vücudum dersin. Fakat bilsen ey insan, senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Tabi hep eski divan şairlerinin ve Osmanlı'nın son dönem şairlerinin eserleri daha ziyade böyle biraz eski Osmanlı lisanında olduğu için anlamakta belki güçlük çekiyoruz ama diyor ki şair, insan diyor kendi zatının öneminin farkında değildir. İnsan gerçekten önemli bir varlıktır. Hatta diyor o kadar önemli varlıktır ki diyor
İnsan diyor yerine göre meleklerden bile yüce bir varlıktır. Meleklerden bile yüce bir varlıktır. Dolayısıyla insanın önce kendini tanıması, kendini bilen diyor bir hadisi kutsi'de de Rabbini bilir diyor mesela. Kendini bildiği zaman bir insan Allah'ı da tanır diyor. Çünkü insan o kadar harika bir varlık ki kendisini tanıdıkça kendisinin ne kadar harika bir varlık olduğunu anlar. Dolayısıyla kendi yaratıcısını diyor böylece daha iyi anlama imkanına kavuşur. O bakımdan insan olarak şunu vurgulamak istiyorum. Her insan özeldir diyoruz. Zaman zaman çocuklarımız arasında ayrım yapıyoruz. Şöyle bir ayrım yapıyoruz. Efendim bu çocuk misal akademik başarısı var, kafası iyi çalışıyor. Bu şöyle olsun. Ötekisinin kafası çalışmıyor diyoruz. O da böyle olsun diyoruz. Halbuki başarı sadece akademik başarı değildir. Başarı yani çocuklarımızın ders başarısı demek, hayat başarısı demek değildir. Bazen ben okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle yaptığımız toplantılarda şunu söylüyorum. Bakınız, şu anda dünyada hayat başarıları en yüksek olan insanları düşünün. Bu insanların çoğu üniversite mezunu değildir. Bakınız bir cümle söylüyorum. Bunu lütfen bunu da dikkate alınız. Hayat başarısı demek sınav başarısı, okul diploma başarısı demek değildir. Onun için çocuklarımızı efendim şu okulda okuyamadı ya da şu diploma notuyla mezun olamadı diye sakın ola ki basite almayınız. Her çocuk dehadır, deha. Böyle görün. Bir derste başarısız diye ya da üç derste başarısız diye ya da 100 puan alamadı diye o çocuk başarısız bir çocuk muamelesi görmemelidir. Özellikle sizlerden bunu istirham ediyorum. Çocuklarımızı bilakis cesaretlendirmeliyiz, gayrete getirmeliyiz. Her çocuğun adeta bir cevher olduğunu unutmamalıyız. Onun için hayat başarılarına baktığınız zaman insanların birçoklarının diplomalı insanlar olmadıklarını görürsünüz. Diploma her şey demek değildir. Dolayısıyla da önemli olan insanlarımızı işte bugün çocuklarımızı hayata hazırlamamızdır, hayata. Ne kadar iyi hazırlayabilirsek, hayatı ne kadar iyi tanıtabilirsek bu çocuklarımız inanıyorum ki hayat başarıları o kadar yüksek olacaktır. Herhalde zamanım dolmuştur. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah daha güzel zamanlarda, daha güzel mekanlarda, daha güzel imkanlarla buluşma imkanımız olur. Çok anlatmak istediklerim var ama maalesef bu akşam bu kadar olsun. Hepinize iyi akşamlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
her zaman öter yaşına, söyle gönülden aşkla. Her zaman öter yaşına, söyle gönülden aşkla. O her hayrın başıdır, sözlerin sultanıdır. O her hayrın başıdır, İslam'ın nişanıdır. Kardeşlerimiz böyle nostaljik bir gösteri, semazen gösterisi sergilemiş oldular. Ne de güzel ettiler efendim. Bu kültürümüzü de, bu ölümsüz kültürümüzü de yansıtmamız lazım. Ama Mevlana'yı sadece böyle semazen gösterileriyle falan anlamaya çalışmayalım efendim. Mevlana peygamber aşığıdır. Mevlana Kur'an yolunun yolcusudur. Onun için Mevlana'ya sadece böyle figüratif bir değer atfetmeyelim. O zaman Mevlana küçülmüş olur. Mevlana o kadar büyük bir insan ki, o kadar değerli bir Allah dostu ki, o kadar değerli bir peygamber aşığı ki, onu, o kimliği de tanımak lazım. O kimliğini de görmek lazım. O büyük insanın. Ne olursan ol yine gel diyor ya. Bunu da sadece Konya'ya beni ziyarete gelin diye anlamamak lazım. Nereye davet ediyor biliyor musunuz? Tevbe kapısının sürekli açık olduğunu buyuruyor o Hazret. Tevbeye gel diyor yani. Ne kadar günahın varsa da, ne olursan ol, hangi kimlikten, nereli olursan ol, yine gel nereye? Tevbe kapısına. Camide etmene de gerek yok tevbeyi. Her yerde edebilirsin. Uygun olan, müsait olan her yerde tevbe edilebilir efendim. Evet efendim, şimdi yine bu akşama renk katacak değerli misafirlerimiz, dostlarımız var. Bir dolu medya gösterisi olacak şimdi. Hop dedik Ayhan ve Mehmet Aydın, TGRT Haber spikeri huzurlarınızda efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alkış, 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 alkış. Alkış, bu kadar az alkışla. Efendim, ben Deniz Hopdedik Ayhan. Radyolardan belki sesimi tanıdınız, duydunuz. Belki bilenler vardır. Ve arkadaşım... Ben de Mehmet Aydın. Televizyonlardan belki seyredenleriniz olmuştur. Yaklaşık 17 senedir televizyon ekranlarında haber spikerliği görevini sürdürüyoruz. Bugün de çok değerli Maltepe'lilerle buluştuk ama şöyle elleri birbirine vuralım hızlı. Evet. Ve gösterimize başlayalım birazdan. Tabii bu güzel imkanı bize veren Maltepe Belediyesi çalışanları ve başta Sayın Başkanımız Ali Kılıç'a biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dostlar, hayırlı Ramazanlar, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ramazan benim için dostluk, barış, hoşgörü. Ramazan aynı zamanda sabır, Ramazan birlik, beraberlik. Tabii eskiden Ramazanlara baktığımız zaman az evvel burada semazen arkadaşlarımızı izlediniz. Bizden hemen sonra da çok başarılı bir şekilde orta oyunu, onlar var. Zaten Ramazan geleneğinde aslında bu oyunlar var. Biz istedik ki bu akşam bir farklılık yapalım. Hem sizler biraz şu televizyon ve radyo dünyasını bir tanıyın, hem de birazcık tebessüm edelim. Ramazan dediğiniz zaman işin içinde biraz eğlence de olsun. Biraz gülelim mi, ne dersiniz? İstiyor musunuz? Hadi evet, bakalım. Hem güleceğiz hem gülerken de düşüneceğiz. Bu arada tabii bugün bu gösteriyi yaparken hava şartları na müsaitti. Yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, yoksa ne olacak derken yağmur yağmadı. Şükürler olsun şu an. Çok güzel ama yağmurun yağması da ilerleyen saatlerde bekleniyor. O da bir rahmettir, o da bir berekettir diyerek bir dolu medyayı açalım. Bir dolu medya 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarındaki sizlerin seyrettiği o medya önündeki insanların hataları, güldüğümüz yanları ve farklı yönleriyle ele aldığımız bir gösteri. İlk gösterimizin ilk seferinde... Hemen ben sana soruyorum. Doğru. Sen spikersin her akşam. TGRT Haber'de izliyor musunuz Mehmet Aydın'a? Denk geliyor musunuz? Ana haber bültenini sunuyor. Oo Mehmet, bayağı hayran var, baksana. Peki Aydın dinliyor musunuz? O da TRT FM'de bu arada. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun, var olun. Yeni nesil biraz beni bu Japon yarışması Ninja Warrior vardı. Fox ekranları da yayınlanmıştı. Japonlar atlıyordu, zıplıyordu. Onu anlatıyordum. Ben oradan tanırlar.
aynı zamanda seslendirme falan da yapıyoruz. Tabii sen spikersin. Ya tabii. Senin başına bir şeyler geldi mi, böyle hatalar falan geliyor mu? Ya gelmez olur mu? Yani insanın dili sürçer. Oruçlu olduğun zamanlarda ekranda farklı söylemlerde bulunabilirsin. Tamam. Sonra ne bileyim, kafana belki bir abajur düşebilir. Hadi canım, ben anlıyorum. Şu ışık kafana düşebilir mi? Düşebilir tabii, düşmez. Bir neler yaşanıyor. Yani İhlas Haber Ajansı'ndan arkadaşımıza bağlanacağız derken İlyas Haber Ajansı'ndan bir arkadaşımıza bağlanıyoruz diyebiliyoruz. Daha niceleri var. O zaman insan bu hata yapar. Tabii. O zaman yaşanmış örnekleri gösterelim mi, ne dersiniz? Gösterelim ve üzerinde konuşalım o zaman. İşte televizyon dünyasında yaşanan enteresanlıklar. Bakalım neler olmuş. Spiker hataları efendim. Evet. Sabah bayram coşkusuyla başlayan gün şimdi de yeni yıl heyecanıyla devam ediyor. Taksim Meydanı yüzlerce insanla doldu ve heyecan dorukta. Heyecanın adresi her yıl olduğu gibi bugün de Taksim. Yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tsunami. Anam coştu lan bunlar. Evet, duralım burada. Duralım. Orada bir pausa basalım. Basalım. Elimize pasif bekletsin. Şimdi burada 2007 yılının yılbaşı kutlanacak. Taksim'de her zaman olduğu gibi biliyorsunuz televizyon bağlantıları Taksim'den yapılır. Önemli meydanlardan yapılır. Musa Bey de benim çok yakın bir arkadaşımdır. Musa Bey de muhabir arkadaşımıza bir bağlantı yapıyor. O bağlantıyı yaparken de Intercom dediğimiz sunucunun bir kulaklığı vardır. O kulaklığından yayın sesini duymuyor arkadaş. Duymadığı için yayında değilmiş zannediyor ve anam coştu lan bunlar diyor ama Musa abinin surat ifadesine bakın, işte o. Bak. Coştu dedikten sonra Musa abi kendinden geçmiş. Hayır, buradan nasıl toplayacaksın? İyice. Devam edelim mi, ne dersin? Devam edelim. Haydi devam bakalım. Edelim. Havaya neler yaşanıyor? Durumda. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş Eyvah. Duralım. Şimdi bu tam bir doğal afet. Yani Allah kesin başına vermesin. Çıkmışsın, haberine konsantre olmuşsun. Rejiden sana, yani mutfak dediğimiz o rejiden sana son saymışlar. Önünde bir prompter var. Hani spikerler o prompterdan kayan yazıyı okuyor bu arada, onu da söyleyelim. Okurken bir bakmışsın şu düşüyor. Yani ne yapacaksın? Yapacak hiçbir şey yok. Burada hem kafası yarılabilir hem de yanabilir. Çünkü bunlar çok sıcaktır biliyorsunuz yani. Bence geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Televizyon tarihinde gelmiş geçmiş en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Tabii haber spikeri deyince önemli bir adam Kaan Yakup Anoğulları'nda. Bakın onun da başına televizyonlar ilk açıldığı dönem ne gelmiş? Gel isterseniz izleyelim. İşte Kaan Yakup. Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti Mustafa Nakent. Evet sevgili seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Biz yine haberlerimize devam ediyoruz. Erivan'da yaptıkları görüşmeler sonucunda tüm tarafların imza koyuşa... Duralım. Evet sevgili seyirciler, bu haberi baştan almak istiyorum. Duralım. Televizyon tarihinde bu haberi baştan almak istiyorum diyen tek adam Kaan Yakup Onu. Şu an Kanal 24'te ana haber sunuyor. Ona da bir alkış alalım. Çünkü duayendir Kaan abi de. Yakışıklı. Kaan abiyi de çok severim. Kaan abi ne yapsın? Yani dekor, o dekor da zaten böyle tahtadan yapılma tahta, ondan sonra plastik karışım bir şey düşüyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Olabiliyor, bu da bir doğal afet aslında. Televizyonlarda yaşanan ilginçlikler, devam ediyoruz. Sayın seyirciler, şu an telefon hattımızda İsviçre ve Portföy analisti Gaye Vural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış aradınız. Duralım. Evet, duralım. Şimdi... Bunun da hemen hikayesini anlaşın çünkü zaman zaman başımıza geliyor. Şimdi bir telefon bağlantısı yapman lazım. Sıcak bir gelişme var. O sıcak gelişmeyle ilgili ne bileyim Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'a bağlanmak istiyorsun. Sayın Ali Kılıç hatta diyorlar sana rejiden. Ben de diyorum ki tamam, Ali Kılıç hattaysa ben rahatım. Evet, hattımızın diğer ucunda Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç var diyorum ama ya başkası çıkarsa, işte böyle şeyler oluyor. Yanlış aradınız diyor. Yapacak muhtemelen şey. Bu kadın evde dolma sarıyordu, ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimal mutfakta ama ekonominin hiç ilgisi olmadığı kesin. Devam edin. Kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz, Vizyon 58 ekranlarında ve Maltepe'deyiz. Maltepe'de Altay Çeşme Ramazan etkinlikleri alanındayız ve Ramazan etkinlikleri alanındaki standlarımızı geziyoruz. Tabii standlarımızı gezerken değerli hemşehrimiz Sivas
Sivas köftesi, Yeniköy meşhur Sivas köftecisi İmranlı abim bizlerle birlikteler. Buram buram Sivas köftesi şu anda ızgaramızda kızarırken Muhsin Usta'nın ellerinden yiyecek buradaki Maltepe'liler Sivas köftesini. Tabii İmranlılar, Sivaslılar çok iyi bilirler. Meşhur Yeniköy Sivas köftesi. Evet, hoş geldiniz Esra Hanım. Sivas köftesini İstanbul'a tanıtan Muhsin Usta'dır. Muhsin Usta'nın yeri var, Yeniköy Sivas köfte. Kayış Dağı Orman Yolu'nda. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ve şu anda da Maltepe'de alanımızda, etkinlik evet. alanımızda Sidat'ı başlayacağız. Nasıl? Rağbet nasıl Sivas köftesi? Rağbet güzel, çok güzel. Madımak da yapıyorum burada. Madımak çorbası. Ve irmik helvasını unutmayalım. Dondurmalı irmik helvası. Çok şahane, güzel oluyor. Dondurmalı irmik helvası sevgili izleyenleriz. Bu irmik helvasını başka bir yerde yiyemezsiniz. Sivas köfte de yersiniz. Yeniköy Sivas köfte. Ama ayrıcalıklı. Ayrıca... Evet, usta, Muhsin Usta da yersiniz. Bu işin uzmanı yani, ustasıyım ben bu köftenin. Ve Sivas köftesinin lezzetine bakın sevgili izleyenlerimiz. İşte. Çakma Sivas köftelerden değil bu, gerçek Sivas. Çakma köftelere bir şey söylemem lazım benim. Bu köfteyi bilmeyen yapmasın. Sivas'tan getiriyorlar, donduruyorlar. Dondurduktan sonra da hiçbir şeye yaramıyor. Dondurmayacaksın bu köfteyi. Bilmiyorsan Muhsin Usta'ya geleceksin, öğreneceksin oradan Sivas köfteyi. Mesela şu anda Maltepe'de Altay Çeşme Ramazan etkinlik alanında. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaretlerinden dolayı. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Maltepe Gümüşhaneliler Derneğimizin standında ve standımızda değerli abla Salise. O güzel yüzüyle Salise abla. Hoş geldiniz. Gelen misafirlerimize neler ikram ediyorlar bakalım. Evet Salise abla, neler var? Bunların hepsi tamamen el ürünüdür. Bunlar sadece Gümüşhane yöremizden gelmiştir. Yörenimizin ürünü. Bugün açamadık standımızı yağmurdan dolayı. Bunların hepsi bana aittir. Hepsi size evet. ait. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Kelkit Hürriye Spor'a da buradan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, şu anda Çankırı Hanesi'ndeyiz. Ardahan Hanesi, Tokat Hanesi ve birçok standımızı sizlerle paylaşıyoruz. Evet sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, Maltepe Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri programının bugün de sonuna geldik. İstanbul'da Ramazan programımızı Maltepe'den sunduk sizlere. Maltepe'de Altay Çeşme'de Ramazan etkinlikleri alanındaydık bugün de. Bizler hayırlı Ramazanlar diliyoruz siz ekranları başındaki izleyenlerimize ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyor, tebrik ediyor. Ve siz Vizyon 58 izleyenlerimizi de bizleri tercih ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Farklı bir programda yine sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar.